MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan partisinin Marmaris ilçe teşkilatını ziyaret etti. Erdoğan bu ziyarette hem geçtiğimiz aylarda yeni yönetimini oluşturan teşkilata başarılar diledi hem de partinin hazırlık içerisinde olduğu programından bahsetti. Parti olarak önümüzde 21 Mart'ta bir kurultay, 11. Büyük Kurultayımızın hazırlıkları devam ediyor. Gene partimizin adaylık müracaatları da 16-18 Mart'ta olacak. Tabii ki 7 Nisan'a kadar da bu parti içindeki adaylık yarışı devam edecek. Arkasından da 7 Nisan'la 7 Haziran arasında da Allah izin verirse hep birlikte seçim kampanyamızı yürüteceğiz. Erdoğan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle de tüm kadınların bu özel gününü kutlayarak son günlerde artan kadın cinayetleriyle ilgili de bir açıklamada bulundu. Özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte maalesef kadına karşı şiddet de çok ciddi bir artış yaşanmaktadır. Aslında bunu sadece kadına karşı şiddet olarak algılamak da bir eksik bakış açısıdır. Bugün Türkiye'de gerçekten toplumda bu antidepresan ilaç kullanımında çok ciddi artışlar vardır. Bugün Türkiye'nin geldiği bu ekonomik ve sosyal bunalımın sonucunda insanların evinde, ailesinde de huzur kalmamaktadır. Bu konunun sadece kadına şiddet değil de Türkiye bu manada nereye gidiyor konusunun biraz daha iyi incelenmesi lazım. Ama biz her şeye rağmen aile içinde, toplumda kavganın, gürültünün olmadığı, kadınlarımızın başta evinde, sokakta, her yerde hür bir birey olarak yaşayabilmesini, dolaşabilmesini temenni ediyoruz. Son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni karıştırarak vekiller arasında tartışmalara neden olan iç güvenlik paketiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan, birileri bize sistematik bir saldırı yapıyor dedi. İşte bu iç güvenlik paketine MHP neden karşı çıkıyor? MHP nasıl olur da HDP ile aynı safta yer alır? Vesaire gibi. İşte genel Sayın Başbakan kendi grup toplantısında çıktı. Bunlar bu kanuna komisyonlarda hiçbir katkıda bulunmadılar. Geldiler şimdi genel kurulda hepsi bir oldu. Ortalığı birbirine katıyorlar diye de açıklamalar yapıyor. Bir kitap olacak kadar itirazlarımızı anlattık. Yaklaşık bir ay komisyonda görüşüldü. Ve ondan sonra da 20 sayfaya yaklaşan bir muhalefet şerhi yazdık. Milliyetçi Hareket Partisi İçişleri Komisyonu üyeleri olarak. Ama buna rağmen birileri hiç utanmadan kamuoyunun karşısına çıkıyor, televizyonların karşısına çıkıyor. Ya komisyonda bunlar hiçbir şey söylemediler diyor. Her gün sabahın saat 10'undan 11'inden gecenin 2'sine 3'üne kadar komisyonda da bu aynen genel kurulda direndiğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kanuna direndik. Erdoğan AK Partili vekiller tarafından savunulan MHP ile HDP işbirliği içerisinde düşüncesine karşılık kamuoyuna sorular sordu. Yıllardır PKK ile görüşme masasında oturan AKP değil midir? İmralı'da yatan Kundak'taki bebeği, aksaçlı dedeyi, askerimizi, polisimizi, hakimimizi, hekimimizi, öğretmenimizi, hemşiremizi, imamımızı, toplam 40 bin insanımızı şehit eden, cani başını idamdan kurtaran AKP değil midir? İmralı Kandil hattında HDP'li milletvekilleri ve MİT elemanlarını mektupçu yapan AKP iktidarı değil midir? Bu görüşme trafiğini koordine eden MİT müsteşarı Hakan Fidan, bugün AKP'den milletvekili adayı değil midir? Siyasi pazarlıkları yürüten Yalçın Akdoğan, AKP hükümetinin başbakan yardımcısı değil midir? Silopi'de, Cizre'de, PKK'nın talimatlarına göre şehrin etrafında hendekler kazan belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmayan İçişleri Bakanı, AKP hükümetinin İçişleri Bakanı Efkan Ala değil midir? Bütün bunlar olup giderken, bizim terörle mücadele kanunumuzda hükümetin bunlara dur demesini sağlayacak yetki yok mudur? Bunlar serbest midir? Ceza kanunumuzda bunlar suç değil midir? Bugüne kadar AKP terörle mücadele etmiştir de bunu Milliyetçi Hareket Partisi mi engellemiştir? Erdoğan pakette yer alan maddeye göre kolluk kuvvetlerinin bundan sonra iktidar yanlısı olmayan vatandaşlarımızı itibarsızlaştırmasını sağlayacak bu düzenlemelere biz evet mi diyelim şeklinde sordu. Açık ve net bir şekilde söylüyorum.
Tasarının amacı hükümeti korumak, Recep Tayyip Erdoğan'ı kollamaktır. Bu sebeple gelecekte hırsızlıklarının ülkeyi PKK terör örgütüne peşkeş çekmelerinin hesabını soracağımız haramzadeleri koruyan ve kollayan bu yasaya evet mi diyelim? Hükümetin her istediğini yaptırabilmek için valilere olağanüstü yetkiler verildiğini görmezden mi gelelim? Hükümetin iş ve eylemlerine karşı çıkan polislerin emekliye sevk edilecek olmasına gözlerimizi mi kapayalım? Aynen Suriye'deki gibi, Irak'taki gibi Türkiye'de de polisi ak polis yapacak, muhaberat devleti yapacak, yarın PKK ile yaptığı anlaşmaları birer birer yürürlüğe koyduğunda bu kadarı da olmaz diyen Muğla'lı, Marmaris'li hemşerilerimizi baskı altına alacak olan bu düzenlemelere evet mi diyelim? Erdoğan konuşmasının sonunda bugüne kadar yaptığımız mücadelenin bundan sonraki günlerde de devam edeceğini kamuoyuna ilan ediyorum dedi.